Karivarası olarak 8 gündür Şemdi'de devam eden çatışmayı incelemek üzere Şemdili'ye geldik. Bu kapsamda adli makamlardan kaymakamlıkla, belediye başkanıyla görüşmelerimiz oldu. Edindiğimiz bilgiler çatışmanın çok yoğun yaşandığı ve çatışmaların genelde köy yakınlarına yoğunlaştığı şeklinde bilgiler edindik. Köy boşaltmaları söz konusu, bu boşaltmalar oradaki yaşayan vatandaşların çatışmaların köy yakınlarında, köyün içlerinde ve yakın olması sebebiyle olabileceği bilgisini edindik. Adli makamlara yansıyan herhangi bir ölüm söz konusu değildir. Herhangi bir durum söz konusu değildir. Ancak çatışmanın çok vahim olduğu, çok yoğun yaşandığı bilgiler edindik. Giriş çıkışların yasak olduğu bölgeye, giriş çıkışların güvenlik nedeniyle yasak olduğu bilgisi edindik. Bu bilgileri bir araya getirdikten sonra basına ayrıntılı olarak değerlendirmelerde bulunacağız. Teşekkür ederiz. Ya, o da şey değil, yani resmi bir rakam değil. Adli makamlara şu an yansıyan bir şey yok. Savcılığa yansıyan hiçbir durum yok. 4 gerilen ölümü, o da mı? Yok, yaptık. Adli makamlarla görüştüğümüzde onlara yansıyan bir durum söz konusu değildir. Anladım. Onu da yansın abi. Başkanım, yetkililerle görüştünüz ama kesinlikle izinin verilmediği ile ilgili. Aynen. Güvenlik nedeniyle giriş çıkıştan yasak oldu. O bölgeye gidemiyoruz. Tabii, o bölgeye gidilemeyeceği hususunda. Nerede söyleyeceksiniz? Şimdi biz gerekli görüşmeleri yaptık, yetkililerle yaptık. Şu an boşalan mezralardan gelen köylü vatandaşlarla görüşüyoruz, yurttaşlarla görüşüyoruz. Kaymakam ve savcı beyle, bir de belediye başkanıyla görüştük. Olayla ilgili tam olarak ne olduğu kesin değil. Yani kaç kişinin öldüğü olay tam olarak kesinleşmiş değil. Henüz bir operasyon devam ediyor. Çatışma devam ediyor. Şu anda top seslerini duyuyoruz. Helikopterler ve sevkiyat devam ediyor. Biz şu an köylülerin mağdur olduğunu ve bu durumda onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi, bunu yetkilileri duyurmak için kendilerinden durumlarını soruyoruz. Onu öğrenmeye çalışıyoruz. Bunu zaten medyayla paylaşacağız. Bunu raporlaştırdığımızda inşallah medyamızla da paylaşacağız. Ne diyeceksiniz? Biz Azadi İnisiyatifi olarak Diyarbakır'dan geldik buraya. Ben Azadi Koordinatörü olarak Adem Özcaner. Burada bir heyet halinde buradayız. İlk önce belediye başkanlığını ziyaret ettik. Daha sonra kaymakamlık ve savcılıktan aldığımız bilgiler dahilinde raporlarımızı hazırlamaya çalışıyoruz. En son olarak şu an bölgeden göç eden ailelerle görüşme halindeyiz. Sizin de gördüğünüz halde burada bulunan ailelerle görüşüyoruz. Bu ailelerin verdiği bilgilere baktığımızda her ne kadar can kaybı yaşanmamış olsa bile, yaralanma olmamış olsa bile maalesef köylerinin tamamını bırakıp gelmişler. Köydeki hayvanlar, köydeki bağ, bahçe, tarla adına ne varsa hepsini geride bırakıp gelmişler ve bunlara yönelik herhangi bir düzeltme ya da bunları yeniden kurtarma yönelik herhangi bir maalesef tedbir ve önlem alınamadığı gibi devlet bu noktada yardımcı da olamamaktadır. Biliyorsunuz aşağıda gittik, biz olay bölgesine gitmek istedik. Maalesef hemen 1 kilometre aşağıda polis noktası var ve polis noktasında durdurulduk. Orada olay bölgesine, olay mahalline gitmemiz engellendi. Orada herhangi bir can güvenliğinin olmadığı, çatışmaların devam ettiği söylendiği için o bölgeye gidemedik. Sizin de bildiğiniz gibi bu 8 günlük çatışma hala devam etmektedir, biliyorsunuz. Belki Türkiye tarihinde böyle bir çatışma ilk defa görüldü. Yani bir Şemdinli gibi bir yerde, küçücük bir alanda 8 gündür PKK'lilerle devlet çatışma halindedir ve olayda mağdur olan köyler var. Şu an 4 köy boşaltılmış durumdadır ve bu köylerde toplam en azından 50 aile Şemdinli merkeze gelmiştir ve bir kısmı da başka köylerdeki akrabalarının yanına gitmişlerdir. Bu vahim bir durumdur. Çünkü Suriye'de bile böyle bir durum olduğunda bütün dünya kamuoyu, bütün taraflar müdahil olmak yarışına girmişlerdi. Ama Şemdinli'de olan bu olay karşısında maalesef devletin yapacağı hiçbir şey yok.
Kaymakamın yanına gittiğimizde kaymakamın sadece söylediği şey, ordu şu an PKK ile çatışma halindedir. Ve o çatışmanın da sonunu alma ya da bu çatışmanın ne zaman biteceği noktasında kaymakamın hiçbir bilgisi ve hiçbir yetkisi söz konusu değil. Tamamen ordunun elindedir. Onun için doğrusu ortadaki durum vahim bir durumdur. Bu vahim durumun önünü almak için bir an önce devletin ve diğer yetkili kurum ve kuruluşların müdahil olması gerekmektedir. Biz de bu konuyla ilgili raporumuzu hazırlayıp inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Teşekkür ederim.